Şu mağarayı daha önceler elle hepsini kazmışlar. Yatak yerleri, oturma yerleri hepsi burada mevcuttur. Gözüküyor. Hani çok tarihsel bir yerdir burası. İçinde de el var. Ya bunun içinde toprak var. O kadar fazla şey gözüküyor. Yatak yeri var ha. Ne var? Yatak yeri. Yatma yeri. Buraya yatak. Aynı yatak yeri. Elle yapmışlar değil mi bunları? Ha, elle. Hepsi elle. Yani. Çok eski. Yani birkaç yüzyıllık var. Ben Uzun Ovalı Oymak Köyü'nde mezarasında oturuyorum. Bu mağara 10 bin yıl önce elle yapmışlar. Kulp'un Oymaklı mağaraları tarihi ve doğasıyla görenleri hayran bırakıyor. Kulp'ta 20 kilometre uzaklıkta bulunan Oymaklı mağaralarının tarihinin milattan önceki dönemine uzandığı tahmin ediliyor. Kulp ilçesi Uzunova mahallesine bağlı Oymaklı mezrasının üst kısmında yer alan tepelerde kayalara oyulmuş mağaralar ve dipsiz kuyuların görüntüsüyle görenleri adeta büyülüyor. Tarihi güzelliği ile insanları kendine çeken Oymaklı mağaraları ve dipsiz kuyuları, doğasıyla da büyülüyor. Dipsiz kuyulara taş ve benzeri bir cisim atıldığı zaman uzun bir süre yankı yaparak kuyuların çok derin olduğu tahmin edilirken buraların henüz doğa severler tarafında keşfedilmemiş olması dikkat çekiyor. Köylülerden İlyas Akdeniz, uzun yıllardır burada yaşadığını, bu mağaralar insanlar tarafında yapılıp ev olarak kullanılmıştır. Kuyularda yaz aylarında içme su ihtiyaçlarını karşılamak için yapmışlar. Bu bölgede görmeye değer çok sayıda mağara ve taştan oyulmuş su kuyuları mevcuttur, görüp gezmeye değer bir yerdir şeklinde konuştu. Burada sama altılar, in kayada çıktılar. Uzun süre taşın sesi rahatlıkla duyuluyor. Uzunova Mahallesi Oymaklı Mezrası'nda dibi gözükmeyen kuyu mevcut. Köylüler tarafından taş atıyoruz. Taşın sesi çok uzun süre sonra duyuluyor. Duyulduğu gibi taşın aşağı varması bayağı bir süre alıyor. Taş yok. Taş var senin. Daha ses çıkartıyor değil mi? Bir tane daha taş yaptı. Taş kalmadı.